Bütün dünya aşı meselesini konuşuyor. Koronavirüsle mücadelede herkes, başta Türkiye olmak üzere, yeni bir aşamaya geldi. Bu aşamada aşı. Türkiye bu hafta 18 yaş dahil olmak üzere milyonlarca insanına aşı vurma başarısını gösterdi. Ama daha büyük bir başarı daha var. İlk kez bir Türk aşısı da piyasaya sürülüyor. Bu hem gurur duyacağımız hem bilim insanlarımızı bir kez daha eller üzerinde tutmamız gerektiren bir gelişme. Bu gelişmeyle ilgili isterseniz bu konuda en önemli isimlerden bir tanesi Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektörü Mustafa Çalış'a soralım. Yerli aşıda şu anda tam olarak hangi aşamadalar? Bizzat ondan dinleyelim. Mustafa Bey, yerli aşıda şu anda hangi aşamadasınız? Evet Cüneyt Bey, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Bildiğiniz gibi 2020 Mart Nisan ayında pandeminin Türkiye'ye gelmesiyle birlikte biz hemen COVID-19'a karşı aşı adayı gelişmesiyle ilgili çalışmalara başlattık. Aykut Özdağ Rendeli hocamız ve ekibimiz de bir araya geldik ve o tarihten itibaren de hızlı bir çalışma temposuna girildi. Bu bağlamda aslında Türkiye'de ilk COVID-19'a karşı COVID-19 virüsünü izole eden merkez olduk. Yine ilk preklinik çalışmayı tamamlayan merkez olduk. Yine faz 1 ve faz 2'yi de başarılı bir şekilde tamamlayarak şu anda faz 3 aşamasına gelmiş durumda. Faz 3 aşaması da 2-3 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımızın COVID-19'a karşı Erciyes Üniversitemizin geliştirdiği aşıya da Türk Havak ismini vermişti biliyorsunuz. Bununla da gurur duyduk. Türk ismiyle anılması bizim için ayrıca bir gurur. Ve 2-3 gün önce de faz 3 aşamasına geçilmiş oldu. İnşallah tüm diğer aşamalarda, preklinik aşamalar, yine faz 1 ve faz 2 aşamalarda olduğu gibi faz 3 aşaması da başarılı bir şekilde geçer. Ve COVID-19'a karşı geliştirdiğimiz yerli Erciyes Üniversitemizde TÜSEP testlerinde geliştirdiğimiz yerli COVID-19 aşımız, Türk Hava aşımız bir an önce insanlığa, vatandaşlarımıza sunulmuş olur ve hizmet etmiş olur. Biraz geç kaldık diye düşünüyor musunuz ara sıra? Evet, Türkiye aslında geç kalmadı. En azından Erciyes Üniversitesi bağlamında bunu söyleyebilirim. Bildiğiniz gibi Cüneyt Bey, Erciyes Üniversitesi Araştırma Üniversitesi. Araştırma Üniversitesi'nin misyonu ARGE çalışması yapmak, toplumun ihtiyaçlarına, ülkenin ihtiyaçlarına göre inovasyon çalışması yapmak, ürün ortaya çıkarmak, çıktıyla hizmet etmek. Aslında burada diğer ülkelerin bizden önce bunu ticari hale getirmesi COVID-19 aşısını, onların bazı avantajları vardı. Aslında biz bunu biliyorduk. Aykut Hoca'yla da hep bunu konuşuyorduk 2020'nin ilk 20 Mart Nisan ayından beri. Biliyorsunuz SARS ve MERS virüsü korona ailesinden virüsler. Çin, İngiltere ve Rusya aslında onlarla ilgili preklinik çalışmayı tamamlamıştı. Yani bizden en az 6-7 ay, belki 8 ay daha önde olduklarını biz zaten biliyorduk. Ama şunu ifade edebilirim ki bir aşının gelişmesi yıllar alır. Belki en az 3-4 yıl alması gerekir. Bizim tabii Erciyes Üniversitesi olarak burada bazı avantajlarımız vardı. Özellikle çok etkin ve yetkin bir ekibimiz vardı. Aykut Özdağ Rendeli hocamız daha önce Kırım-Kongo kanamalı ateşine karşı biliyorsunuz aşı geliştirmişti. Faz 1'ini de Erciyes Üniversitesi'nde tamamlamıştık. Bunun gibi özellikler, özellikle fiziki altyapımızın yeterli olması ve tecrübe en önemlisi. Mesela şu örneği vermek istiyorum. Mesela biz transgenik fareyi, belki 3-4 ay sonra kullanacak transgenik fareyi biz 3-4 ay önce sipariş verdik. İşte bu tecrübeden dolayı tabii ki Aykut Hoca'nın ihtiyaçlarını, ekibin ihtiyaçlarını üst yönetim olarak da biz en hızlı şekilde karşılamaya çalıştık. Biz üst yönetim olarak da, rektörlük olarak da bu konuda elimizden geleni yaptık. Tabii zaten istişare halindeydik ve gece gündüz aslında birlikteydik. Yani şunu ifade edebilirim, pandemide o yasakların olduğu dönemde dahi bu arkadaşlar, bu ekip gece gündüz gelip burada çalıştılar. Aslında gerçekten Erciyes Üniversitesi bağlamında söylediğimde biz çok büyük bir başarı elde ettik. Yani bench'ten başlayıp preklinik çalışma, faz 1 ve faz 2'yi bir yıl içerisinde bitirmek, hele hele başarılı bir şekilde bitirmek, hele hele belki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilktir. Yani bench'ten başlayıp faz 2'ye kadar aynı üniversitede bunun bitirilmesi çok çok önemli. Büyük bir başarı ve belki de Türkiye'de başka örneği yoktur. Şunu ifade etmek istiyorum. Tabii ki bunları başarmamızda biraz önce bahsettiğim etkin ve yetkin bir ekibin olması, fiziki altyapının olması ve faz çalışmalarında yapılabileceği bir merkezimizin olması, ki bu merkez de yine dünya çapında bir merkez. Hatta Avrupa İlaç Ajansı, Kanada, Amerika, birçok hasta Avustralya ilaç ajansları tarafından kabul edilen bir merkezimizin olması, büyük şirketlerin, büyük ilaç şirketlerinin faz çalışmalarının dahi Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde bu merkezde yapılması, güvenilir bir merkez olması, bu gibi faktörler, bu gibi avantajlar tabii bizim hızlı olmamıza sebep oldu.
Tabii Türkiye'de 16-17 merkez var. Onların da aşıları devam ediyor. Biliyorsunuz kimisi preklinik çalışmada, kimisi faz 1'de, bir kısmı faz 2'ye geçmek üzere olan da vardır. Yani burada sadece Erciyes Üniversitesi değil, diğer merkezlerinde gelecek aşılarla inşallah daha fazla aşılara ulaşacağımızı ben ümit ediyorum. Mustafa Bey, herkesin merak ettiği konulardan bir tanesi de aşının ne kadar koruduğu. Çünkü Sinovac'la BioNTech meselesinde bu çok konuşuldu, tartışıldı. Türkovak'ın koruma şeyi nedir acaba? Bir rakam var mı elinizde? Evet, şimdi faz 1 aslında biliyorsunuz özellikle gönüllüler üzerinde klinik çalışmaya geçtiğimizde faz 1, faz 2 ve faz 3 olarak gidiyor. Faz 1 aşaması daha çok güvenlikle ilgili aşama. Faz 2 de daha çok etkinlikle ilgili aşama ki Cüneyt Bey biz daha önce de açıklamıştık. Özellikle etkinlik için önemli olan faz 2 aşamasında çok güzel sonuçlar aldık. Örneğin aşı olan gruptaki tüm aşı olan grupta olgularımızın hepsinde antikor oluşması mükemmel bir sonuçtu. %100'ünde antikor oluştu. Yine diğer parametreler, etkinlikle ilgili diğer parametrelerde de çok iyi sonuçlar aldık. Yani mükemmel sonuçlar aldık. Tabii sadece faz 1 ve faz 2 ile bitmiyor. Faz 3 sonuçları da önemli. Faz 3'te hastaneye yatış oranı, hastalanma oranı, yine antikor oranı birçok şeye bakılacak. Ama biz yerli aşımıza, COVID-19'a karşı geliştiğimiz, Erciyes Üniversitesi tarafından geliştiğimiz yerli aşımıza çok güveniyoruz. Türkovak aşımıza çok güveniyoruz. İnşallah her şey yolunda gider ve faz 3'te de hem güvenlik hem etkinlik yönünden çok iyi sonuçlar alacağımızı ümit ediyoruz. Sadece faz 2'deki antikor oranının %100 olmasını burada ifade edebilirim. Diğer sonuçların çok iyi olmasını burada ifade edebilirim. Hatta şunu da ifade etmek isterim ki biz aslında Erciyes Üniversitesi olarak Türkovak aşımızın 2-3 ay önce biliyorsunuz İngiliz varyantı ile ilgili çok fazla Türkiye'de İngiliz varyantına rastlandı. Buna karşı etkili mi diye de araştırma yaptık. Üniversitemiz bütçesinden ve desteklediği bir projeyle ve bu da yakında sonuçlandı. İngiliz varyantına da hayvan deneylerinde, transgenik fare deneylerinde %100 koruma sağladığını buradan müjdelemek isterim. Bu da aslında aşımızın ne kadar etkin olduğunu gösteren bir sonuç. Bir diğer soru işareti de üretimiyle ilgili. Sizce yeterince üretilecek mi? Ne zaman acaba bu üretimi biz sokaklarda, hastanelerde görebileceğiz sonuçlarını? Cüneyt Bey, Erciyes Üniversitesi olarak biz özellikle aşının geliştirilmesi, preklinik çalışma, faz 1, faz 2 çalışmalarını tamamladık. Tabii bildiğiniz gibi bizim aşımız TÜSEP ve Erciyes Üniversitesi ve TÜSEP tarafından desteklenen bir aşı. Biz bir protokol kapsamında aşımızı devletimize, Sağlık Bakanımıza, TÜSEP'e devretmiş durumdayız. Bildiğiniz gibi faz 3 aşamasını Sağlık Bakanlığı koordine ediyor ve bundan sonraki aşamada yine Sağlık Bakanlığı ve TÜSEP tarafından takip edilecek. Bununla ilgili çalışmaların ben olduğunu biliyorum. Özellikle altyapının geliştirilmesi, geniş üretimin yapılmasıyla ilgili çalışmaların olduğunu biliyorum. Ama bununla ilgili bilgileri Sağlık Bakanlığı daha sağlıklı ve ayrıntılı olarak ileriki zamanda da kamuoyuyla duyulacaktır. Son olarak Mustafa Bey, biz bu aşıya ne zaman ulaşacağız? Net olarak bir tarih verebiliyor musunuz? Evet, bu konulara tarih vermek çok zor. Yani aslında bu işler 2 artı 2 4 edecek bir şey değil. Yani her aşamanın kendine özgü prensipleri var, prosedürleri var. Yani ben şunu tekrar ifade etmek istiyorum. Bir yıl içerisinde bench'ten başlayıp faz 2'ye kadar gelmek ve faz 2'yi sonuçlandırmak aslında çok büyük bir başarı. Tabii faz 3'ün süresi ne kadar gider bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tabii yine acil kullanımla büyük ihtimal inşallah faz 3 sonuçları da belli bir aşamaya geldikten sonra acil kullanımla erken dönemde ticarileşeceği veyahut da geniş toplumlara uygulanacağı ile ilgili öngörümüz var. Sağlık Bakanlığı da zaten bunu ifade ediyor ama bu süre ne kadar olur bunu şimdiden söylemek çok zor. Ama inşallah bu konuyla ilgili zaten Sağlık Bakanlığı da açıklama yapmıştı. Ya en kısa zamanda bir an önce faz 3 ile ilgili özellikle güvenlik ve etkinlik sonuçları belli bir kısmı çıkar ve hızlı bir şekilde acil kullanıma geçer ve geniş kullanıma yerli aşımız geçmiş olur. Türkovak aşımız tüm dünyaya sunulmuş olur. Zaten dünyada biliyorsunuz 6-7 ülkede bu başarıldı. İnşallah 7. ülke veya 8. ülkede Türkiye olur ve Erciyes Üniversitesi'nden çıkan bir aşının bu bağlamda Türkiye'nin aşısı olması bizi ayrıca Erciyes Üniversitesi olarak gururlandırmakta. En son olarak şunu tekrar ifade etmek istiyorum. Zaten Erciyes Üniversitesi, Araştırma Üniversitesi bizim misyonumuz bu. Biz ARGE çalışmasını ön planda tutmak zorunda tabii ki eğitim ve öğretime, eğitim ve öğretimden taviz vermeyeceğiz ama biz birçok alanda gerçekten Erciyes Üniversitesi olarak varız. Ama aşı bağlamında da böyle bir gururu yaşatmak ülkemize bizim için ayrı bir gurur. İnşallah sonuç da iyi olur ve bir an önce tüm vatandaşlarımız, tüm dünya
tüm mazlumlar bu Türk Hava karşısına kavuşur diye ben de ümit ediyorum. Mustafa Bey, çok çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için.